yürüdük, durmadan, dinlenmeden. Atıldık süngü üstüne süngüyle. Süngü yokluğunda her kürek vuruşu, her yürek atışına denk düştü. Ortalığı kapladı bomba sesleri, dipçik gürültüsü. Yürüdük, durmadan, dinlenmeden. Sinesinde koptu Mehmetçiğin küçük kıyameti. Çoğaldık, şairin dediği bir uçtan bir uca rüya gibi. Durduk, taş bir duvar gibi. Dağ gibi, kaya gibi. Durduk, bir siper atlayışıyla bedenden hiç gitmeyecek gibi. Bir nefes sonrası ölmeyecek gibi. Durduk, şu boğazdan haram geçirmemek üzere. Durduk, son denilen yerden başlangıç yaratan bir ilahi el gibi. Mustafa Kemal'i gördüm düşümde. Daha diyordu. Uğruna şehit olasım geldi. Sabaha diyordu. Al bir kalpak giymişti al. Al bir ata binmişti al. Zafer Irak mı dedim. Aha diyordu. Atılıyorduk kafire. Hepimizin bir yanı hilal gibi. Bir göz vardı üstümüzde göklerden. Mustafa Kemal gibi. Ben Kafkaslarda keskin soğuğu, mukaddes uykularında kucaklayanları, Kanal cephesinde düşman kadar açlık ve susuzluk yüzünden yürekleri çatlayanları görmedim. Ben taarruza değil, siperden çıktığında ölüme koşan Mehmetlerin nasıl tereddütsüz ileri atıldıklarına şahit olmadım. Bir alay yiğidin sancağı uğruna toprağa karıştığı anı yaşamadım. Lakin bilirim, burnum Çanakkale'deki kokuları hiç duymadı. Hiçbir sinek bile Çanakkale'deki kadar insafsız olmadı. Hiçbir hastalık Çanakkale siperlerinde dolaşan ölümü bu kadar onursuzlaştırmadı. Hiçbir dua Çanakkale'deki kadar yürekten edilmedi. Hiçbir vatan şehit olanları tarafından bu kadar sevilmedi. Bilirim, koca alayların dakika dakika nasıl eriyip gittiğini, vakit geldiğinde vazifeye atılmak için bir an bile düşünmeyenleri ben bilirim. Bir 25 Nisan günü ölüme korkusuzca yürüyenleri bilirim. Metrekareye düşen yüzlerce, binlerce mermiyi göğsünde öğütenleri ben bilirim. Ben onların torunlarıyım. Ben o kahramanların gölgesinde onların emanetiyle büyüdüm. Ben onlar sayesinde Tuna, Gizem, Efe, İdil ve Salih oldum. Ben onların torunlarıyım. Ve torunlarıma Çanakkale şehitlerini anlatacağım.